Ne haber Serra? İyilik senden. Hayırdır, işe kabul edildin mi yoksa? Yok, daha haber çıkmadı ondan. Ya Zeynep çağırdı da ondan geldim. Niye çağırmış? Hasan'ın sultanın parçalanan kıyafetleri sorun salı diyelim. Ne? Nazım sen mi yaptın? Bak doğru söyle. Ya manyak mısın Nesin be? Neden ben yapayım? Adım çıkmış 90'a inmez 80'e. Sen de her duyduğun aksiyonu bana bağlamadan duramazsın değil mi Serra? E niye çağırmış o zaman seni? Heh, çağırdın geldim. Ne oldu Zeynep? Konuşacağız Nazım. Ne konuşacağız be? Malum meseleyi. İyi tamam. Ne konuşacaksak konuşalım. Asena Hanım gelsin öyle. Sen çık şurada bekle biraz, ben sana haber veririm. Alo, Asena Hanım. Ben bilmiyorum Serra'nın nerede oturduğunu ama Nazlı'm bilir, onlar aynı yerde oturuyorlar. Tamam. Tamam, ben çaktırmadan öğrenirim. Barışmışsınız. Evet. Söylediklerimi unutmadın umarım. Ne gibi? Selim'i her şeye rağmen sevmek gibi. Unutmadım. Aslında sana bir teşekkür borcum var benim. O neymiş? Senin sayende yanlış yerde durduğumu, sevgimi belli etmekte cimri davrandığımı fark ettim. Bak sen, Serracık benim sözümü dinlemiş ve sevdiğini sevgisini belli etmiş, öyle mi? Aynen öyle. Yani aşkınızın mimarı benim, çok mutlu oldum. Sevindim. Ben daha çok. Merhaba. Kolay gelsin. Biz de tam senden bahsediyorduk. Hı. Selim her şeyin en iyisini hak ediyor. Bunu bil de öyle davran diyordum Serracık'a. Serra nasıl davranacağını bilir. Merak etme sen biricik. Aynen. Gördük daha önce nasıl davrandığını. Kesin biliyor. Ne haber? Hoş geldiniz Selim Bey. Hoş buldum. Bakıyorum beni kapılarda karşılıyorsun. Demek ki kimin yaptığını buldum. Biricik yaptı zaten Asena Hanım. Biliyoruz bunu. Ama kabul etmiyor bir türlü işte. Bana bak güzelim. Beni okulundaki o salak kızlarla karıştırırsan büyük hata yapmış olursun. Olur mu hiç öyle şey Asena Hanım? Yapar mıyım sizce? Yapıyorsun ama. O ne demek şimdi? Biricik niye uğraşsın benim koleksiyonumla? Onun derdi başından aşkın. Ya yapanı biliyorsun ve koruyorsun ya da sen yaptın Zeynep. Ve suçu Biricik'in üzerine atmak için şimdi bana yalan söylüyorsun. Kızmayın ona. Yani Biricik onu işten attırınca herhalde o da aklınca intikam almaya falan çalıştı yani. Ve sen de onu korumak için suç ortağı mı oldun yani? Yok, ben ben bu sabah öğrendim. Kim yapmış öğrenebildiniz mi? Senmişsin. Ne? Dediklerimi aynen tekrarlayacaksın. Anlaştık mı? Tamam. Elinde makasla odaya girerken gördüm diyeceğim. Oldu mu? Aynen öyle, tamam.
Al sen şimdi bunu. Belki ihtiyaç olmaz, bilmiyoruz. Duruma göre haberleşeceğiz. Hadi git bakalım. Peki. Eğer Biricik'in yaptığını inandıramazsak... yine hedef sensin Nazlı. Kusura bakma. Ya deli misiniz? Benim sizin taytlarınızda ne işim olur ya? Bak ne diyor? Ben sabah temizlikçilerden birini sıkıştırdım. Nazlı'mı odaya girip çıkarken görmüş, elinde makas varmış. Ya gözüm önüm aksın ki yalan söylüyor. Ayrıca bunu yapsam elime ne geçecek? Ya kessem ne olacak yani? Yemek yediğim kabı neden pisleyeyim ki? Aslında doğru söylüyor. Niye yapsın ki böyle bir şey? Benimle bu zavallının bir alıp veremediğin niye olsun? Yani ben de size duyduğumu iletiyorum Hasan Hanım. Getir o zaman, yüzleştir. Hadi. Hadi sene. Tamam sus, seninle işim yok. Sen yaptın değil mi seni? Biricik'ten bu kadar nefret mi ediyorsun? Geçmişte benim de böyle salakça intikam oyunlarım vardır. O yüzden sana bir laf etmeyeceğim. Özür dilerim sana. Gerçekten özür dilerim. Ama bana verdiğin zararın parasını son kuruşuna kadar senden geri istiyorum. Nasıl yani? Anladığın gibi. Birinden iste, bir yerden bul. Ne yaparsan yap, o parayı bana öde. Yoksa seni polise şikayet ederim. İftiracı. Ne diyorsun be? Düzgün konuş. Sen buna nasıl iftira atarsın ya? Sen de aynısını bana yaptın Nazlı. Ben sana iftira atmadım yalnız. Sırf senin aptallığın yüzünden okuldan atıldım ben. Başına ne geldiyse kendi salaklığın yüzünden geldi, anladın? Öf sus be. Allah Allah, bir bu eksikti ya, saçmana bak. Al şunu hallet hemen. Manyetiği falan bozuldu herhalde. Bana kapıyı aç. Beklemeden spor mu yapayım? Hasan Hanım, bugün talimat geldi. Ne talimat? Üyeliğinizin sonlandırılması ile ilgili. Ne üyelik sonlandırması ya? Sen ne diyorsun? Boyundan büyük laflar etmesen pişman olursun sonra. Üyeliğiniz iptal edildi diyorum. Benim üyeliğimi kim iptal edebilir ki? Saçma sapan konuşma, beni çıldırtma şimdi buralarda. Sen kim oluyorsun da güvenlik müvenlik çağırıyorsun? Çabuk müdürünü çağır bana. Müdür Hasan Hanım gelirse beni meşgul etmeyin, siz halledin dedi. Allah topunuzu kahretsin. Göreceksiniz. Ben bu spor salonu şereflendiriyorum be. Ha Serra. Sevgiline annenin İhsan Kutlusay'ın metresi olduğunu söyledin mi? Söyle istersen. Sürpriz olmasın. Ya üyeliğinin iptali ve kulübe alınmaması konusunda talimat geldi. Ben de uygulayınca delirdi. Tamam da ben çıkarken ettiği lafları soruyorum. Kulüpten atılıp atılmaması umurumda bile değil. Kendisi gibi iğrenç yalanları işte. Babamla annenin ne gibi bir ilgisi olabilir ki? Aslında var. Yani eskiden tanışıyorlarmış. Ben de yeni öğrendim. Yeni öğrendin ama bana söylemedin. Hayır.
Üst üste o kadar çok şey yaşandı ki bu konu arada kaynadı. Dün söyleyecektim mesela. Ama Onur Hoca arayınca sen de apar topar gittin. Bir de bunun için kızma lütfen. Yok kızmıyorum da anlat bari. Nerede, nasıl tanışmışlar ben de bileyim. Duymaya hazır mısın? Hazırım. Annemle baban lisedeyken büyük aşıklarmış. Yok ya, yok inanmam. Ciddisin. Öğrendiğimde ben de şok oldum. Yok vallahi. Değil, evlenmek selam bile vermem ben o kadına. Kusura bakma ama İhsan Bey dedi hiç akıl yokmuş. Nasıl evlenmiş o şeytanla? Öyle deme Serra. Güzel kadın. Hem bakma sen. Erkekler öyle alımlı dikkat çekici kadınları kendi tabulu mallarıymış gibi alıp bir köşeye oturtmaya bayılırlar. Bana göre Asena Kutlusay kadınlığın yüz karası ama. Ay Serra. Ne? Konuşma şöyle. Sağda solda da böyle şeyler söyleyeceksin, millet yanlış anlayacak. Boş ver canım, sana ne? Ya anne, kötü niyetli bir kadın o. Birilerinin de ona haddini bildirmesi lazım. Baksana kapımıza kadar dayanmış. Fresh'te karşıma geçip laf sokmaya çalıştı bir de. O değil de bizim evin adresini nasıl buldu ben hiç anlamadım açıkçası. Aman anne ya, eli kolu uzun bir kadın o. Nazlım'dan olmadı Zeynep'ten bir şekilde öğrenmiştir. Aa, Nazlım ne alaka? Hı, bir getir götür işi için Nazlım'ı çalıştırmıştı. Serra. Hı. Benim sana bir şey söylemem lazım. Bugün bana bir çiçek geldi. Kimden? Babandan. Ne? Kartın üstünde de özledim yazıyordu kızım. Bitti yani her şey değil mi? Ay bitti. Bitti de ben de bittim. Parmaklarım bile ağrıyor, öyle düşün. Ay kıyamam ben sana ya. Yani bir sevgilim olsa, böyle sarılsa, yorgunluğumu unuttursa diyeceğim ama o da yok ki. Ya bırak sevgiliyi, bir kedim bile yok. Aa, mahalle bir sürü sahipsiz kedi dolu Yasu. Al birini sahiplen. Bak vallahi sevgiliden daha çok mutlu eder seni. Aman ne komik. Yani bir kedi sevgili yapmadığım kalmıştı. Sevgililer gününde de hatta böyle mamaya mum dikeriz, miyavlayarak kutlarız. Ya tamam ya. Bu sevgililer gününde olmadı. Bir dahaki sevgililer gününü sevgilinle kutlarsın inşallah. Takma kafana bu kadar. Ha, Nilgün teyze, ya haksız mıyım? Siz bir şey söyleyin. Oğlumun tarafından bakacaksın Yasemin'ciğim. Ne gibi? Ya şu anda senin hayatında seni üzen, hırpalayan, bir türlü kurtulamadığın biri olsaydı. Aman Allah korusun. Bence de çocuğum. Huzurlu bir yalnızlıktan daha güzel bir şey var mı şu hayatta? Bence yok. Canında illa kırmızı gül istiyorsa gidip kendine alıverirsin. Başkasını beklemeye gerek yok ki çocuğum. Ay Nilgün teyze, kitap gibi konuştun vallahi. Anne hakikaten çok formundasın bugün. Ben hep güzel konuşuyorum da kızım. Kıymetimi bilen yok. Bana laf mı çarptınız Nilgün Hanımcığım? Selim gelmiş, biz kalkalım mı? Olur. Nilgün teyzeciğim teşekkürler. Afiyet olsun kızım. Serra, giderken de şunu Barbaros'a bırak. Kaza delinmişti, bana bıraktı tamir edeyim diye. Onu veriver kızım. Tamam. Thank you.
Selim. Şu benim yaptığım kazayla senin bir ilgin var mı? Ne saçmalıyorsun sabah sabah ya? Neyse. Tamam, boş ver. Neyse falan değil oğlum. Sor ne soracaksın. Şu bana kaza yaptıran heriflerle senin bir bağlantın var mı diye soracaktım da. Aldım zaten cevabını. Yüzünden belli. Bilmiyorsun sen de. Benim bir bağlantım yoktu. Sen bir şey mi öğrendin? Öğrendim sayılır. Ha. Boş ver ya. Çok önemli değil zaten. Ha bir de. Hasan dün mahalleye geldi. Buraya mı geldi? Aynen. Serralara geldi. Bak yolda da beni tuttu böyle. Nilgün ablayla alakalı ileri geri attı tuttu. Saçma sapan konuştu. Haberin olsun senin de. Kadın yaralı bir kaplan gibi. Kime neye saldıracağını bilmiyor resmen ya. Selim bak bu insanlar onunla ışık atamazlar. Sen bak bir çaresine. Uzak tut Hasan'ı burada. Burak. Sağ ol. Günaydın. Günaydın. Ne haber Yasemin? İyilik ne olsun. Yılın çifte. Hadi ben kaçtım, görüşürüz. 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 Bunu Barbara bırakmam lazım. Olur, yürüyelim mi? Olur. Kolay gelsin Barbar. Oo, hoş gelmişsiniz ya. Hoş bulduk. Hayırdır? Çiçekçiliğe de mi başladın? Yok ya, öyle işte çiçek falan. Annem gönderdi. Ha, sağ olsun Nilgün abla, ellerine sağlık. Oo, yılın çifti de halka karışmış bakıyorum. Bunlar ne? Yani biz de onu sorduk ama Barbar bir şey demedi. Barbar? Ya bu şey sevgi günü muhabbeti işte geçti gitti ya. Ha. Sen de geçti diye bayağı bir işlendin herhalde. Sana aldım lan Nazlı. Sana aldım. Bugüne kadar alamadığın çiçekler hesabına sevdiğime bir çiçek alayım dedim. Ya var var. Ya. Seviyorum lan seni. Hadi biz gidelim artık. Aynen. Gidelim de Romeo aşkını rahat rahat itiraf etsin. Var var. Barbara bak ya. Nasıl da bir kova gül almış Nazlı'ma. İnanamıyorum gerçekten. Adam bildiğin gizli romantik çıktı ya. Yazık, nasıl da utandı bir de bizden. Annem diyordu yalnız bu çocuk hiç göründüğü gibi değil. Çok temiz bir kalbi var diye. Nazlı'm da fena şok oldu. Fark ettin mi? Yani kim görse şaşırır bence. Yalnız Barbar çıtayı epey bir yükseltti ya. Benim balonlar da fısladı onun güllerinin elinde. Aa hiç de değil. Onlar muhteşemdi. Hayatımda aldığım en güzel hediyelerden biriydi. İyi, öyle diyorsan öyle olsun. Kaçta biter işin? Geç biter. Peki çıkışta Galipçe'ye gidelim mi? Olur, gidelim. Sen spora gelecek misin peki bugün? Benim terapiste randevum var. Ondan sonra da bir iki işim var. Sonra çıkışta gelip seni alırım, olur mu? Olur, anlaştık. Selim, iyi ki elini tuttun. İyi ki bırakmadın. Nereden çıktı şimdi bu?
Hiç. Öyle içimden geldi. Görüşürüz. Görüşürüz.